Bütün gece uyuyamadım. Çok heyecanlıyım. Nihai şeklini bulması bir yılı alır. Zamanla oturacak. Nasıl olmuş? Kendin gör. Ela, aynayı ver. Çok mu çirkin olmuş? Olmamış. Ne? Ne demek olmamış? Daha mı beter oldu? Hayır, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir dakika. Ela? Özür dilerim. Sabahtan beri midem çok bulanıyor. Ne bu şimdi ilkokul mazereti gibi? Hastalara ne senin bulantından? Kendimi tutamadım bir an. Bulantım o kadar arttı ki. Test yaptırdın mı? Ne testi? Hamile misin? Aslan Bey, ne alakası var? İmkansız yani. Neden? Kısır mısın? Tuvalete gitmem lazım. Git. İyileşmeden de hastalarımın yanına yaklaşma. Sonra Üsküdar'daki falcıya gittim. O da aynı şeyi söyledi. Ekim'le tanışıyorsun, bir yıla kalmaz nikah dedi. Vallahi bu sefer kesin. Kısmetse olur, çok üstüne gitmemek lazım. Olsun artık Kadriye abla. Bak, acildeki Gudubet Dilek bile evlendi. Kızım, azıcık aklını başına topla, kendini işine ver. Doğru diyorsun. Çiftler birbirlerini hep iş yerinde buluyor. Dilek'in kocası da hastanenin muhasebesinde. Dilek'ten sana ne? Aman Kadriye abla, ondan sana ne, bundan sana ne? Bence Ela Hanım kesin hamile. Bize ne Ela Hanım'dan? Baksana, şimdiden bulantısı tuttu. Fikret Hanım yetiyor, bir de onun hamilelik stresini çekmeyelim. Hamile değil, merak etme. Ela Hanım, aslında kötü bir kız değil. Kusura bakmayın artık. Levent Bey. Ben şey yaptırmaya gidiyorum. Tamam Hasan, git. Ben hamile değilim. Sadece midem bulanıyor ve kusuyorum. Ne? Ya herkes dedikodu yapıyor. Kulağına gelmeden söyleyeyim dedim. Ayrıldık ya, gelip bana soramazsın diye. Kesin ayrıldık yani. %100 he? Bak, bir gece ayrı kaldık, hasta oldum. Seninle bir ilgisi yok. Ela'cığım, ne olur çarpıtma. Çocukça kavga ettik, bitti. Bitti demek. Ha, bir sorun olunca kavga ediyoruz, geçiyor. Nihat, artık yeter, ne olur. Lütfen sakin olun, bakın test yapamıyorum. Hayatımız hakkındaki kararları tek başına veremezsin. Müfit Bey, lütfen yatın. Bu konuyu hocam, konuşmuştuk. Ben de söyledim ama. Kapandı artık. Kapanmadı. Çünkü sen inatla beynini kestirmek istiyorsun. Hanımefendi. Nihan, beyin benim beynim, tamam mı? İster kestiririm, ister kestirmem. Kestiremezsin. Nihan Hanım, eşiniz ne zaman geleceği belli olmayan krizlerle yaşıyor. Biliyorum. Bütün krizlerin de yanındaydım. Tamam. Sakin olun. Eşinizi anlamaya çalışın. İyileşmek istiyor. Evet ama ameliyat olmadan da yaşayabilir, değil mi? Evet. Ben onun böyle bir riski almasını istemiyorum. Ameliyat da ölebilir. Bakın, eşiniz haklı. Hayat sadece sizin değil. Kararınız onu da etkileyecek. Kararı birlikte vermelisiniz. Bence ikiniz de oturup tekrar düşünmelisiniz. Müsaadenizle. Ela? 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 Çok ağrım var. Merak etmeyin doktor hanım. Fazla sürmez.
Tahlil sonuçlarına göre neyin olduğunu anlayacağız. Canım, şimdi biraz dinlen. Ya biraz morfin verirseniz dinlenebilirim. Lütfen. Pekala. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.